Hoş geldiniz değerli dostlar. Karşınızda Iris Fall. Güzel bir platform oyununa benziyor. Bulmacalı, gizemli. Lafı fazla uzatmayacağım. Şöyle bir 10 dakika ilk bakışını yapacağım sizler için. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ben böyle platform oyunlarını severim. Oyunda konuşma yok benim bildiğim. Kabuslarıyla yüzleşiyor şu anda küçük kızımız. Büyük ihtimal hayal dünyasında kaybolmuş. Işık ve gölgenin esiri olmuş. Hani nasıl derler? Kelimeyi bulamıyorum, anlatamıyorum da. Kedi. Kediyi çok severim ya. Kedisiz olmaz. Kedinin olduğu yerde gizem vardır. Kediler aslında sandığımızdan çok çok zeki hayvanlardır. Sadece işlerine gelmez. Hani çok sıkılan hayvanlardır. Hatta bazı bilimsel verilere göre köpeklerden bile daha zeki oldukları kanıtlandı. Beyin nöronları daha fazla kedilerin. Ancak kullanmıyorlar. Hani işlerine gelmiyor. Şu anda gölgenin dünyasına adım attık. Tam olarak iki boyutlu değil oyun galiba. Kedi bize şu anda gösteriyor yolu. Vay. Hadi bakalım. Size insanlardan daha çok güveniyorum. Kuzum koş koş, yıkılacak orası, koş. Nesnelerin gölgelerini kullanabiliyoruz bazı yerlere çıkmak için. Önce bir etrafa bakalım. Mesela bak, burada bir şey bulduk. Bu oyunları oynuyor oynuyor, bu tür oyunlara artık alıştık. Etrafımıza bakmazsak olmaz. Oyun yalnız güzel görünüyor ya, cidden. Hani bu tür için grafik olarak gerçekten güzel görünüyor. Zıplamamız yok. Zıplama olmadığı için de farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acaba bunu kullanabiliyoruz mu? Aa, evet. İşte şimdi oldu.
Birazdan işe gideceğim. Yani işe gitmeden önce şu oyunun böyle bir görmek istedim. Sizlere de göstermek istedim. O yüzden hızlı bir ilk bakış oluyor. Çark aldık bir tane. Bunu zaten buradan almamış mıydık yavrum? Bunu buraya koyup yukarı çıkacağız işte. Yavrum, ne yapıyorsun sen? He, bir tane daha lazım. Tamam. Valla ben sevdim oyunu ya. Bakalım nerelere götürecek. Hani gerçi ben 10 dakika kadar göstereceğim ama merak uyandırıcı bir oyun. Yani böyle konsept tasarımı bayağı bir hoşuma gitti. Evet, şimdi ne olacak? Evet, bu doğru. Bu da doğru. Şimdi ne olacak? Ha. Şu resmi yapmaya çalışacağız büyük ihtimal. Bacaklar olmadı. Süper. Oyunda sanki biraz böyle Fransız dokunuşu var ya, öyle hissettim ben. Solgun Tiyatro diye bir başarı mı aldık? Öncelikle ne yapacağız? Onu bulmamız lazım. Amacımız ne? Aa! Böyleyken de bir şey alabiliyoruz.
Bak bu işleri karıştırır işte. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Ha. Ne güzel, ne güzel. Yavrum ne oluyor? Hadi ya. Ne aldık biz? Kedicik yeni yol gösterecek bize. Ya şu anda oyun basit gibi görünüyor ama ileride büyük ihtimal bayağı bir zorlanacak yani. Aa! İçimizdeki kötü olan mı acaba? Hem kötü olan kişiliğimiz mi? Ne bu şimdi? Hadi bakalım. Şuraya alalım. Yani illa oraya takmamıza gerek yok. Aha, işte şimdi oldu. Bence oyun gayet güzel. Hani bu tür sevenler için bu zamanda gerçekten oynanılması gereken bir oyun diye düşünüyorum.
Burası bayağı bir zorlar ya. Aynen, burası bayağı bir beni zorlar. Olmaz. Bu işi ben yapamam. Şu anda kafam karmakarışık oldu. Hani bunu böyle çevirip tekrar yukarı çıkmam lazım büyük ihtimal. Yukarıdan bir şeyler yapmam lazım. Vay be. Bunu böyle yapmam için bir dakika.
Abi inanamıyorum ya. İnat ettim, yapacağım diye. Yaptım vallahi. Evet dostlar, oyunumuz böyle. Kusura bakmayın, baya bir takıldım burada. Hoşunuza gitmiştir belki. Benim gayet hoşuma gitti. Sadece size böyle bir göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Yeni ilk bakışlarla karşınızda olacağım. Bu böyle kısa oldu. Hani fazla göstermek istemiyorum. Ayrıca tadı kaçmasın diye. Normalde gösterirdim. Hani güzel bir uzun bir oynanış yapardım ama dediğim gibi. Yoksa oyunun bir keyfi kalmayacak. Şu sahneyi de görelim. Oy 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 oy. Bayağı bir vaktinizi alır bu oyun. Ama çok yaratıcı bir oyun, onu söyleyeyim. Ne güzel. Ne güzel de gösteriyor ya vallahi. Görüşmek üzere dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.